Merhaba, Medyaskop ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Nasıl bir Türkiye deyince yani ister istemez insanın aklına tabii birçok yerde konuşuldu, birçok yerde yazıldı, çizildi vesaire ama Bir Başkadır dizisi gelmeden de etmiyor herhalde. Dolayısıyla biz de buna kayıtsız kalamadık ve bu akşam Bir Başkadır dizisini konuşacağız. Profesör Doktor Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Profesör Doktor Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı iki konuğumuz var bu akşam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Yani şöyle bir şey sormak lazım herhalde. Televizyonlarda ya da işte artık ağız alışkanlığı televizyonlarda diyoruz. Tabii televizyonlarda var ama dijital platformlar da var artık. İnternette birçok mecra var. Oralarda bir sürü dizi var. Yani onlarca belki yüzlerce haftaya vurduğunuz zaman, güne vurduğunuz zaman onlarca haftada yüzlerce dizi var. Neden biz herhalde 3 hafta oldu. 3 haftadır Bir Başkadır isminde diye bir diziyi konuşuyoruz. Evren Hocam ne dersiniz? Bizi burada bu kadar meşgul etti? Tabii belki de birazcık konuşmamızın önemli nedenlerinden birisi dizinin yayınlandığı platform, sizin de dediğiniz gibi. Örneğin ben aşağı yukarı 10 yıldır hiç televizyon açmadım. Bu da aslında hani Türkiye'nin televizyon seyretme, onun sınıfsal konumlar, eğitim durumları ile ilişkisine dair de bir şey söylüyor aslında. Çünkü büyük oranda şimdi bir başkadırı konuşan insanlar televizyon platformundan uzaklaşmış. Oradaki dizileri izlemeyen, takip etmeyen insanlar, başka dijital platformlarda dizi takip eden insanlar. Dolayısıyla aslında Netflix üstünden bu dizinin girmesi bence konuşulmaya başlamasının ya da bu kadar yaygın konuşulmasının önemli nedenlerinden birisi. Bir diğeri aslında, bunu çok söyledik, bu dizi üzerinde de çok konuşuldu, çok yazıldı. Aslında hepimizin, yani diziyi sevelim ya da sevmeyelim, nefret edelim ya da çok beğenelim, aslında hepimizin bir yerine dokundu. Bir geçmiş hikayesine, bir anısına, bir travmasına, yaşadığı bir duygusal karmaşaya ya da bu toplumu görme şekline ya da bu toplumla ilgili sevdiği bir şeye ya da bu kenti deneyimleme biçiminde bir yerine dokundu. Ve çok fazla insan aslında dizinin sevilmemesinin nedenlerinden birisi belki de bu. Çünkü çok fazla şeye aynı anda dokunması. Ama belki tam da çok fazla konuşulmasının nedenlerinden birisi, bu kadar çok şeye birden dokunduğunuzda hepimizde bir şeyi, bir duyguyu harekete geçiriyorsunuz. O harekete geçirdiği duygu aslında bence önemli. Yani hangimizde nasıl duyguları harekete geçirdi bu? Şimdi bu mesela sosyal bilimlerde de son dönemlerde sıklıkla konuşulan, özellikle lider seçimlerinde, siyasal partilerde esasen bizde bir takım duyguları harekete geçiren, bir yerimize dokunan, özdeşleşebildiğimiz, nefret ederek ya da işte çok severek bir biçimde güçlü duygular besleyebildiğimiz şeyleri seviyoruz ya da onlarla ilişkileniyoruz. Negatif ya da pozitif. Dolayısıyla bence aslında bu dizinin de böyle bir yanı var. Bizim negatif ve pozitif her açıdan da sevmeyerek ya da çok severek çok güçlü duygular harekete geçirdiğini düşünüyorum ben. Ve bunun kendisinin başlı başına çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet Fuat Hocam, aslında soruyu çok değiştirmeye gerek yok. Aynı soruyu size de sorabilirim. Yani siz birincisi kişisel olarak siz ne buldunuz? İkincisi beğendiniz mi? Üçüncüsü de biz niye bu kadar bu diziyi konuşuyoruz? Yani Evren Hoca'nın söylediği bir cümleden gideyim. Yani 10 yıldır televizyon seyretmiyorum dedi. Yani Netflix'te bunu seyretti. Bence bu son 10 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin onun söylediği gibi Türkiye'deki yaşanan bir sürü şeyin, Türkiye'deki farklı kimliklerin insanlara dokunan bir dizi. İkincisi bu son 10 yıldır hem terör olsun, darbe girişimleri olsun, KHK'lar olsun, kutuplaşma yani çok ciddi yıkıcı kutuplaşma olsun. Bu anlamda çok içe kapanmış, bölünmüş, konuşmayan bir Türkiye var. Ve o anlamda da
konuşmayan, içe kapanmış Türkiye'de birdenbire bir dizi gelip işte Evren Hoca'nın söylediği gibi bir yerden hepimize dokundu ve o yüzden de esasında dizinin kendisinden daha çok dizi üzerine insanların hakikaten konuşmaya, insanların hakikaten bir şey söylemeye, sevmeye, sevmediklerini söylemeye ihtiyacı varmış. Yani böyle bir pir geldi deyip Türkiye'yi konuşturdu. Bu çok bence önemli, yani diziden daha önemli. Ama öbür taraftan da şunu söylemek lazım. Dizi olarak da, yani bir diziyi dizi olarak seyrettiğimizde de ben esasında Berkun Oya'yı tebrik ederim. Son zamanlarda izlediğim sinematografi olsun, oyunculuk olsun. Bazı oyunculuklar müthişti ama genelde oyunculuk çok iyiydi. Bir dizi de var. Yani o yüzden de hani kaliteli bir dizi var. Yani üçüncü olarak da bir takım eksiklikleri var, bir takım sorunları var, bir takım gelişmemiş yerleri var ama bence esasında bütün bu hani Ertuğrul kuruluşlar, Osmanlılar, dirilişler, mafyalar, Çukurovalar böyle bir tamamıyla tarihe ya da mafyalara doğru gömülmüş bir yerleşik dizi sistemi içinde, yani insanların gerçek yaşamlarını ortaya koyduğu için çok etkili oldu. Çünkü esasında Türkiye o yaşanan insanlar, yaşanan insanların dramlarının olduğu, çok ciddi bir yaşam mücadelesinin olduğu, kutuplaşmanın olduğu, çok ciddi sorunların olduğu bir ülke. O yüzden de bence bir gerçekliği de vardı. Evren Hoca'nın söylediği gibi herkese bir yerden dokunduğu için kendisinden daha fazla insanları konuşturttu. Bu anlamda bence bir kırılma yarattı. Bir kırılma yarıyor şu an. Bir anda herkes konuşmaya başladı. Hı hı. Şu yorum çok yapıldı. Yine Evren Hoca ile devam edelim. Gene aynı soru da Fuat Hoca için geçerli olacak. Eskide mi kaldı burada bize gösterilen Türkiye? Yani o ayrımlar, o keskin ayrımlar artık hala var mı ya da ne kadar, ne ölçüde var ve şey mi, yani 90'ların 2000'lerin dünyası mıydı aslında bu dizide anlatılan şey, yoksa hala var mı, yoksa yerine ne var şu anda? Tamam. Şöyle diyeyim, yine kendi kişisel deneyimimden başlayayım. Bu diziyi seyrederken ben nasıl hissettim? Ben mesela dizideki hemen tüm sembollerin aslında geçmişe ait olduğunu düşündüm. Hiçbir şey okumadan daha. Diziyle ilgili herhangi bir bilgim olmadan da. Örneğin işte Ferdi Özbeğen müziklerin kullanılması ya da karakterlerin metrobüsle ya da metroyla değil, işte artık 90'lı yıllarda kalmış İstanbul'un otobüs hatlarıyla hareket etmesi ya da İstanbul çekimlerinin yine 90'ları andıran çekimler olması, diyalogların yine karakterlerin benzer bir şekilde 90'ları andıran, 90'ların travmasını, 90'ların toplumsal kutuplaşmasını andıran şeyler olması. Benim için dizi bittiğinde, ama sonra insan okuduğunda kafası çok karışıyor tabii ki. Başka bir sürü açılım da oluyor. Başka farklı pek çok okuma tarzı da oluyor. Ama ben hani benim kişisel yorumum, dizi bittiğinde hissettiğim temel şey de aslında Türkiye'nin geçmişine, 90'lı yıllarına aslında çok da bakamamış olduğumuzu, dönüp bu hatırlama biçimlerine, bu travmatik yaşantının izine bakmakla ilişkili olduğuydu. Çünkü aslında bakarsanız dizinin anlattığı senaryo, yani yalılarda oturan sekülerler ve İstanbul'un kıyısında oturup saatlerce otobüsle İstanbul'a gelen ve kendisini işte ne bileyim devlet hastanesinde çalışan psikiyatristin bile anlamadığı, hatta öcü görmüş gibi hissettiği o toplumsal dindar seküler kutuplaşması aslında aşılmış olsa bile Türkiye'nin hala bugününde bir anlatı olarak bir gerçeklik payını, yani siyasal iktidarın kendini kurma, devam ettirme, bakın bunlar da olmuştu, bütün bunlar yaşanmıştı üzerinden kendini devam ettirebilmesinin temel mekanizmalarından birisi hala. Yani siz diyebilirsiniz ki artık bu geçti, bu bitti. Doğrudur. Bunu da konuşabiliriz. Çünkü Türkiye'nin kutuplaşması değişti. Bütün kutuplaşma örüntüsü değişti. O kutuplaşmanın çerçevesi değişti. Bunu belki bir sonrakinde konuşabiliriz. Ama o 90'larda yıllarda yaşanan ve bu dizinin belki de bir biçimde sembolize ettiği, karikatürize ettiği, artık ne derseniz deyin. Çünkü karakterlerde de bir düzeyde bir karikatürize edilme de var aslında o anlamda. O hala bizim bugünümüzde temel anlatılardan birisi olmaya devam ediyor.
Üstelik dönüp mesela 90'ların nasıl hatırlandığına dair Konda'nın yaptığı bir takım çalışmalara vesaire raporlara baktığınızda bu hatırlama biçimine aynen bu dizinin olduğu gibi yalılarda oturan ve asla işte ne bileyim başörtülü kadın görmemiş, onları gördüğünde öcü gibi davranan sekülerler anlatısını aslında dindarlardan daha çok sekülerler kafasında taşıyor. İşte bir sürü raporda var. Yani hafızanın biçiminde aslında ben hani tam da öyle düşünmüştüm diziyi izlerken, bir tür hatırlama biçimiyle yüzleşme, onu yeniden hatırlama ve yeniden anlatma ve o yeniden anlatma ile birlikte özgürleşme. Çünkü aslında diziye bakarsanız hep bir Jung referansından tutun da terapi sahnelerinin kullanılmasına ya da tecavüze uğrayan kadının köyüne dönmesine kadar aslında bir tür kendi hatırladığı şeyi dile getirme ve onu dile getirerek özgürleşme, onu söylediği anda kurtulma gibi bir tema var. Belki de hani biraz diziyi öyle bir ben hatırlama yüzleşme çağrısı olarak okumanın ve tüm sembolleriyle öyle okumanın doğru olacağını düşünmüştüm. Şimdi Fuat Hoca'ya şöyle, yani biraz önce Evren Hoca'ya sorduğum soru geçerli sizin için de. Ama ekstra bir soru daha soracağım. Şimdi siz Karar Gazetesi'nde bir yazınız yayınlandı. Konuşamıyorduk. Konuşulamayanların konuşulmaya başlanması gibi mealinde şeyler yazmışsınız. Şu anda peki konuşuluyor mu? Yani bu diziyle ilgili yazılanlara, çizilenlere, yorumlara, analizlere vesaire konuşulan, şu an bizim yaptığımız gibi konuşulanlara bakıldığı zaman yine sanki böyle çok ne derler, pek bir diyalog yokmuş gibi. Yani herkes yine başka bir şey söylüyor gibi. Ben çok bir arada bir fark görmedim. Bilmiyorum, ben belki yanlış görmüştüm. Esasında tabii yani insanlar kendilerini bastırıyorlardı. Kendi içlerine atıyorlardı. Onu dışarıya çıkardılar ve fikirlerini söylemeye başladılar. Yani o anlamda tabii ki bir hani kutuplaşmanın gerisine gidemiyoruz. Tabii ki bir çözümle ilgili bir şey söylenmiyor ama bence çok önemli olan yani ne kadar esasında bizim hiç konuşamadığımız, ne kadar içimize kapandığımız bir Türkiye'de yaşadığımız, ne kadar bölünmüş, ne kadar konuşmuş ama bu konuşmalar, konuşamama durumu, bu bölünme durumu, bu kutuplaşma durumunun gerisinde bence diziyle ilgili çok önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. Orada biraz yani Evren'i doğru anladıysam ayrılabilirim ama belki o da öyle bir şey söylüyordu. Yani 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 20'ler baktığımız zaman değişmeyen bir şey var. Yani bu kutuplaşmaların gerisinde ister başörtülü olun, ister layık olun, ister Kürt olun, ister hoca olun, ister Jungçu hoca olun. Yani korkunç bir zor yaşam var. Hayat çok pahalı, işsizlik çok yüksek durumlarda. Herkes bulduğu işe yani ona tutunmak durumunda ve bir çalışmak içinde. Evet, bir yerde yalılar var ama öbür tarafta Meryem karakteri İstanbul'un yarısını geçiyor. Yani o anlamda şeyi de gösteriyor, bütün bu kutuplaşmanın gerisinde insan acıları var, dramlar var, trajediler var ama müthiş bir işsizlik temelinde, yaşam temelinde çok zorlu bir mücadele, çok zorlu bir mücadele var. O anlamda biraz bence bu bağlamda bir şey söylüyor. Fakat Evren'e katılıyorum. Ben de dizinin iki ana karakteri Meryem ve Peri'yi dinlediğim zaman, yani layık muhafazakar çatışması, o temeldeki kutuplaşmaya baktığım zaman biraz 10 yıl gerisine gitti. Biraz layık kadınlara, layık kesime hata yapılmış, biraz haksızlık yapılmış gibi geldi. Çünkü esasında bugün o Peri belki akvaryumunda yaşıyor ama artık o kadar güçlü değil. O yalılarda yaşayanlar o kadar güçlü değil. Yani yeni Türkiye'de yeni sınıflar, yeni güç ilişkileri var ve bu güç ilişkilerinde esasında Meryem'in başörtüsü sürekli olarak konuşuluyor. Fakat artık çok güçlü yerlerde olan... Çok özür diliyorum hocam sözünüzü kestiğim için ama Peri zaten dizide şöyle bir şey söylemiyor mu? Onlar çok güçlü diyor. Ama o güçlüyü majorite olarak, yani çoğunluk olarak söylüyor. Esasında bence başörtüsünden gittiğimiz zaman ben o yazıda da vurguladım. Bugün baktığımız zaman medya içinde, iş dünyası içinde, sivil toplum içinde başörtülü olup başörtüsünü kullanan, kendi yani esasında o Meryem'e
o kibirle bakan, Meryem'i anlamayan, güç şeyi olan, içinde olan, gücü, hırsı içinde yaşayan bir sürü başörtülü kişiler var. O yüzden de mesela başörtüsü sadece Meryem olamaz artık Türkiye'de. Bugün başörtüsü dendiği zaman bu AK Parti özellikle son 7-8 yılda başkanlık rejimiyle egemen sınıf haline gelmiş, gücü çok aşırı kullanmış. Hatta o yüzden geçen yıl hatırlarsanız başörtülü olup ben böyle bir başörtü sisteminde yaşamak, ya böyle bir sistemde yaşamak istemiyorum deyip başörtüsünü çıkartan muhafazakar kadınlarımız vardı. Öyle çok olduğu için bence o yüzden mesela orada bir 10 yıl evine gidiyoruz. Ama öbür taraftan baktığımız zaman son kertede de yani başörtüsünü bir norm temelinde giyip esaslı olmak istemeyen yani hocanın kızı çok gelişmemiş. Jung karakteri bence çok önemliydi. Yani o ikisi hem bireyselleşme olsun hem yaşam mücadelesi olsun. Onları verebiliyordu. Yani bir yerden 10 yıl gerisine gidiyoruz, 90'lara gidiyoruz ama öbür taraftan da belki orada biraz evrenden ayrılabilirim ve onun düşüncelerini öğrenmek isterim. Yani bugünün Türkiye'sindeki o trajediler, o dramlar, yani kutuplaşmanın gerisinde bir devam eden bu yönetimin, bu hükümetin, AK Parti hükümetinin biz Türkiye'yi zenginleştirdik, Türkiye'yi çağa atlattık diyor ama hala Türkiye'de bir sürü kişi o kimliklerin altında İstanbul'un yarısını gezerekten iş buluyorlar. Orada işlerine gidiyorlar. Müthiş zor bir yaşam mücadelesi var. Ben o anlamda sınıfsal temelde, eşitsizlikler temelinde kimliklerin altındaki bu trajedilere eklemlenmiş yaşam mücadelesini ve sınıfsal yapıya referans verdiği için dolaylı olarak diziyi o bağlamda bugün için gördüm. Ama hakikaten yani laik muhafazakar özellikle Peri ile Meryem arasında ilişkide sanki 10 yıl evvelki Türkiye hiç yeni Türkiye'ye hiç referans vermiyor gibi geldi. Hatta tekrarlayayım bir arkadaşımın söylediği gibi laik kesime de biraz haksızlık yapan bir dizi. Çünkü laik kesim tam da Evren'in söylediği gibi bu sorunları hala kafasında yaşıyor. Yani dindarlar ya da muhafazakarlar içinde esasında orada bir sınıf atlama. Orada bir hani son zamanlarda söylendiği gibi Türkiye değişti, yeni Türkiye oldu. Artık biz Türkiye'nin efendileriyiz diyen bir kesim var. Onu tamamıyla atlamış o sosyolojiyi, o siyasal ekonomiyi. O dizinin Kürt sorunu temelinde de gelişmemiş taraflarından biri ama bununla birlikte bence geriye gidiyor, 10 yıl geriye gidiyor oranın Türkiye'si. Ama bir taraftan da ben süreklilik içinde bu yaşam mücadele, o yoksulluk ve yaşamın ne kadar zor olduğu bazı insanlar için onu gösterdiği için yani bir o sürekliliği temelinde diziyi beğendim. Yani onu da vurguladım esasında. Ben şimdi Evren Hoca'ya bir şey soracağım. Biraz önce konuşurken şöyle dedi, not aldım ben de buraya. Kutuplaşma örüntüsü değişti dedi. Bu hatta bunu biraz sonra konuşabiliriz de dedi. Onu konuşmak istiyorum. Tamam. Aslında neyi kastediyorsunuz? Kutuplaşma örgütüsü değişti derken nasıl değişti? Ne yönde değişti? Aslında tam Fuat Hoca'nın söylediği şeyle çok bağlantılı. Hani hocam siz de bana katılmadığınızı söylediniz. Aslında çok benzer bir şey bence ya da tam hani doğru. Aslında çok benzer bir şeyi düşünüyorum ben de sizin söylediğinizde. Yani mesela Türkiye'nin 90'larına, 2000'li yılların başına ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarına gittiğimizde o zamanki tartışmaları, sosyal medyanın da ilk yıllarıydı hatırlarsanız, aslında bu laik dindar kutuplaşmasının büyük oranda bir kültür çatışmasını, yani sınıfsal bir farklılığı, bir kültür çatışması ya da işte kültür kamp dediğimiz hani kültürel örüntüler üzerinden bir kutuplaşmayla aslında yoksulluğun üstünün örtüldüğü, işte ne bileyim zengin yoksul ya da sınıfsal ayrışmanın bir kültürel çatışmaya, kültürel kutuplaşmaya hapsedildiğini çok konuşuyorduk. Bu oradaydı ve gerçekti. Aslında bu insanların yani bu yaşantılar da büyük oranda farklı sınıfsallara tekabül ediyordu. Şimdi ne oldu? Aslında bütün dünyada aynı şey oldu büyük oranda. Bütün dünyada benzer bir biçimde bu tarz bir kültürel kopuş yaşanıyordu. Ama bu kültürel kopuşunda büyük oranda ya da kültürel kutuplaşma yaşanıyordu.
büyük oranda sınıfsal bir boyutu da vardı. Ama sınıf demiyorduk artık ona. Çünkü sınıf aslında kültür üstünden, onun dolayımıyla ifade edilmeye başlamıştı. Dizi de aslında aynı şeyi yapıyor. Sınıfı kültürün dolayımıyla ifade ediyor. Bu bence artık işte demin dediğim gibi 90'ların 2000'li yıllara ait bir tür kutuplaşma biçimi. Ya da daha sosyal kutuplaşma dediğimiz aslında bizim literatürde bir kutuplaşma biçimi. Ne diyoruz sosyal kutuplaşmada? İşte dinsel kimlikler üstünden insanların birbirini öteki olarak görmesi ya da etnik kimlikler üzerinden birbirini öteki olarak görmesi. Şimdi bunun devam etmediğini söylemek mümkün değil. Bu hala devam ediyor. Özellikle etnik kimlikler üstünden kutuplaşma Türkiye'nin hala bugün en büyük yarılmalarından birisi. Dinsel kimlikler üstünden yarılma, toplumsal kimlikler üstünden bütün bunlar yani toplumsal kutuplaşmanın Türkiye'de devam ettiğini biliyoruz büyük oranda. Ama Türkiye'deki kutuplaşmaya sınıfsal ilişkileri de değiştiren boyutuyla yeni bir kutuplaşma halkası eklendi. O da siyasal kutuplaşma. Bu dizinin görmediği şey de ben o yüzden diziyi geçmişe ait bir şey olarak okudum. Belki sadece Gülbin'in ailesinde, Kürt ailede biraz bu siyasal kutuplaşmayı iki kız kardeş arasında görebiliyorduk. O da bütün diğer şeylerde çok benzer oldukları için aslında siyasal kutuplaşma üstünden devam ediyorlardı. Çatışıyorlardı diye. Ne demek siyasal kutuplaşma? Parti kimliğinin hangi partiyle ilişki kurduğunun aslında bizim sosyal mesafemizi belirlerken, işte komşuluk, arkadaşlık, evlilik vesaire ilişkilerimizi belirlerken ya da kendimizi ahlaki olarak konumlandırırken ben ondan daha iyiyim, daha işte ne bileyim vatanseverim, daha onurluyum, daha adilim, daha yardımseverim vesaire gibi bireysel kimliklerimizi ya da kolektif kimliklerimizi adlandırırken ya da siyasal hoşgörü biçimlerimizi belirlerken aslında artık büyük oranda siyasal parti kutuplaşmasının çok egemen olduğunu söylemek mümkün. Siyasal parti kutuplaşması da işte iktidar partisi yanlıları ve muhalefet gibi. Bu şemsiye, yeni şemsiye kutuplaşma içerisinde sınıfsal karşıtlıkları eritiyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, etnik kutuplaşma ya da dinsel çatışmaları eritiyor. Ve büyük oranda aslında 90'lardan ya da 2000'lerin ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılından farkı da aslında parti kimliğinin temel bir şemsiye kutuplaşma biçimi haline gelmiş olması. Ve oradaki parti kimliğinin aslında bir biçimde de nasıl diyeyim, mesela sınıfsal yaşam şansı imkanını da aslında o kutuplaşma ekseni üzerinden arttırıyor olması. Yani işte kamuda işe girmeden tutun ihale almaya vesaireye kadar bir tür aslında kendi içindeki kendi yandaşı ya bir yandaşlık siyasetiyle birlikte geliyor olması diyeyim buna. Bu kadar. Dizi 8 bölüm. Ben zamanım ancak 6 bölümünü izlemeye kadar yetti. Diğer 2 bölümde var ise eğer bu sorumu affedin lütfen Fuat Hoca. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi 3 tane başörtülü karakter görüyoruz. İşte bir tanesi bildiğimiz normal muhafazakar Anadolu'dan göçmüş bir aileden geliyor. Yeri yine aynı şekilde ama o biraz daha belki okuyarak ya da başka bir biçimde sosyalleşmiş ve işte mesela tekno müzik, elektronik müzik dinliyor vesaire. Biraz daha tırnak içerisinde batılılaşmış, modernleşmiş birisi. Bir de ayrıca başka bir yarılmayı ifade eden yine muhafazakar ve Kürt bir başörtülü var. Ama şöyle bir başörtülü tip yok mesela. En azından benim izlediğim bölümlerde. Son iki bölümde varsa lütfen beni affedin. Şehirli, zengin ya da durumu iyi bir aileden gelen, iyi bir üniversitede okumuş ama başörtülü birisi. Yani son dönem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında son 20 yıldır olmasa işte 18 yıldır iktidarda olan gücün simgesi olan prototip. Yani haklısınız ama biraz evvel onu da söylemek istiyordum. Yani bence dizide hem laik kesime hem de laik kadınlara haksızlık yapılan nokta da o esasında. Yani yeni Türkiye'nin bir
yeni Türkiye'li bir başörtülü kadın tipolojisi var. Bunu biz medyada görüyoruz, sivil toplumda görüyoruz ve iş dünyasında görüyoruz ve hakikaten de bu kesim içinde iyi insanlar da var, toplumsal yarar için çalışanlar da var ama yani son dönemde biraz evvel söylediğim gibi esasında çok kibirli, çok hırslı, başörtüsünü kullanan başörtülüler var. Bu hırsları için, kibirleri için, iktidara yakınları için. O yüzden Evren Hoca'nın söylemiş olduğu bu siyasi kutuplaşma son dönemki, yani dizide çok yapılmayan, biraz Kürt sorunu temelinde yapılan ama esasında bence yani laik muhafazakar kesim tarafında yapılması daha iyi oldu. Yani o siyasi kutuplaşma biraz göz ardı ediliyor ve o eğer böyle bir yeni Türkiye ve yeni Türkiye içindeki başörtüsünü giyen bazı kesimler olarak kullanılsaydı senin söylediğin gibi bence daha iyi olabilirdi. Yalnız son iki taneyi seyretmediğin için esasında yani hocanın kızı esasında norm olarak başörtüsünü bir aile normu içinde giyiyor. En son dizide, son dizinin sonunda çıkartıyor. Ve hoca da bunu kabul ediyor. Esasında hoca da karısı vefat ettiği için ayrılıyor yani. Kendi, o dizinin ilk veya ikinci bölümünde de vardı hocam. Oradan evet, biliyorum. Yani orada biraz böyle şey gibiydi yani. Böyle bana biraz böyle İran sinemasını çok severim. İran sineması gibiydi o anlamda. Son sahneler yani hocanın onu kabul etmesi, kendisinin de yani kendisinin de yalnızlığa gitmesi. Sakalı uzuyor mesela o zaman. Yani böylesi sembollerle var. O gün, o zaman yani bir bugünün Türkiye'si gibi. Yani öyle bir başörtüler var. Bununla ilgili çok önemli araştırmalar vardı. Yani başörtüler ve disco, başörtüler ve müzik gibi. Yani o anlamda biraz daha bugüne geliyor ama ben Evren Hoca'nın söyledi. Tam ben Evren diyorum, baba da hoca diyor, şimdi olmadı. Tekrar Evren Hoca'ya, Evren Hoca'ya döneyim. Evren Hoca'nın söylediğine döneyim. Yani ben mesela Kürt sorunu temelinde Kürt sorununu konuşamıyoruz. Kürt sorununun yaşamış olduğu insan trajedilerini konuşamıyoruz bu son dönemki güvenlikçi yaklaşım çatışma durumu yüzünden. Bence onu konuşması önemli. Fakat bence en az gelişmiş yerlerinden biriydi o. Ama orada tabii yani iki kız kardeş arasında ablanın tamamıyla bence AK Parti'ye yakın bir yani HDP AK Parti kavgası vardı orada. İki tane kardeş arasında ve onu biraz böyle birkaç kere kavga ettikleri için çok fazla geldi bana. Kadınların kavgasını bu kadar fazla göstermediler. Esasında kadınlarla olan söyledikleri biraz beni rahatsız etti. Yani dizideki bunu bir parantez olarak söyleyeyim. Bilmiyorum Evren Hoca ne der ama bütün kadınların bir yerde hani Peri'nin bara gidip bir koca araması, Meryem'in koca araması, Gülbin'in o erkek arkadaşla ya da partnerla ilgili sorunları. Yani sanki bir taraftan çok sofistike insanlar ama öbür taraftan da esasında evlendiğin zaman, koca bulduğun zaman rahatlayacaksın gibi de bir şey veriyor. Yani onunla ilgili de bayağı eleştiri geldi zaten. Evet, evet. Yani o da beni rahatsız etti, onu söyleyeyim yani o anlamda. Yani gerekli değildi bence. Yani ben mesela Peri'yi ve Peri'yi oynamadaki yani Defne Kayalar'ı müthiş beğendim. Yani çok iyi o darlığı, o sıkışmışlığı kendi kıyafetlerinde bile gösteriyordu. Yani onun oraya gitmesi çok bence çok şey değildi. Yani onu oraya götürüyorsan o zaman başörtüsündekini de bugüne getirmen gerekir gibiydi. Ben Evren Hoca'ya katılıyorum. Yani bu siyasal kutuplaşmayı sadece Kürt sorununda konuşulması ve onun da biraz karikatürde edilmesi çok doğru değildi. Ama Kürt sorunu konuşuldu bu dizide. Yani Evren Hoca'nın ilk başta söylediğimize geliyoruz. Yani bu esasında dizinin kendisinden daha fazla bana öyle geliyor. Türkiye'nin bu konuşamama hali, Türkiye'nin bu kutuplaşma, bölünme hali, bu Türkiye'nin mesela işte TÜSİAD'ı temsil ediyor gibi yalılar falan ama onlar sadece Halk TV izliyorlar. Ya yani Gürcan Bey'i izliyorlar, Yılmaz Özdil okuyorlar falan. Yani bu şekilde referanslarla bence veriyor ama yani burada bir konuşamama durumu var. Bir insanlar yani Türkiye'nin içinden geçtiği durum ile Türkiye'nin temsil edildiği şekil televizyonlarda ve dizilerde büyük bir kopukluk yaşıyor. Yani o kopukluğu bence verdiği için dizi kendisinden ve daha çok konuşulan bir hale getirdi. Yani insanları konuşturdu. Bu bağlamda da esasında ben yani diziyi beğendim. Yani o çok bir fonksiyonel rol oynadı ama dizinin kendi içine girdiğimiz zaman Evren Hoca onu benden daha fazla yapıyor. Yani benim de biraz vurguladığım. Yani mesela bir Sinan karakteri var. Hiç gelişmemiş. Yani o anlamda bir sürü eleştiriler getirebilirsin ama şeyi sormak lazım. Senin ilk sorduğun soru Murat. Yani
bu dizi niye böyle oldu? Yani bu bir çıktı, onu herkesi yazdırdı, konuşturdu. Yani biraz ben baktım. Bunun gibi şey de var. Yani bunu böyle konuşturmama halini söylerken sonra bir araştırma, ufak bir şeye baktım. Mesela şu anda Türkiye'de rating rekortu olan dizilerin hepsi psikolojiyle ilgili. Yani Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı falan gibi. Yani büyük psikologlara giden insanların sayısı aşırı artıyor. Yani böyle olduğu için bir hani konuşamama halindeki Türkiye'de Evren'in, hocanın söylediği gibi herkese bir yerden dokunaraktan herkesi kendi içinde yahut da gazetede yazıyorsa işte bizim bugün Medyascope'da yaptığımız gibi konuşturdu. Yani esasında gerçek Türkiye'yi anlatıyor. Yani eksik anlatıyor, yarım anlatıyor, eksiye dönük olarak anlatıyor. Ama tekrar da altını çizeyim. Yani dizileri karşılaştırırsak da yani sinematografiden anlatıya ve şeye kadar fotoğraflar ve oyunculuğa iyi de bir dizi. Yani onu söyleyeyim. Çok kötü bir dizi olsaydı bu kadar şey yapmazdı. Yani müthiş oyunculuklar var mesela. Meryem, yani Öykü Karayel müthiş oyunculuk gösteriyor. Yani Defne Karayel, Gülbin karakteri Tülin Özen. Ben zaten Behzat Ç'yi izlemiştim. Yani oradaki Fatih Artman, yani burada Yasin karakterinde. Zor bir karakter. Yani insanı kolay şey değil. Sonra yumuşaması biraz acayip oluyor ama burada bitireyim. Yani Evren Hoca'nın söylediği her yere, herkesi bir yerden dokundu yani. Ama gerçekler bunlar. Yani Türkiye Ertuğrul kuruluş yahut da Osman diriliş yahut da Selçuklular yahut da mafyalarla yaşayan bir ülke değil. Yani Türkiye böyle bir ülke. Buyurun hocam. Evet. Yani çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bir önemli şeylerden birisi bence. Çok fazla biz artık son 10 senedir siyaset hakkında konuşuyoruz. Toplum hakkında hiç konuşmuyoruz. Bu bize belki birazcık toplum hakkında konuşma fırsatı verdi. İkincisi, tamam kutuplaşmamızın biçimi değişti ama her zamankinden daha fazla kutuplaşmış durumdayız. Daha kendi evrenimizde yaşıyoruz, kendi dünyamızda yaşıyoruz. Birbirimizi görme biçimlerimiz, anlama biçimlerimiz son derece değişmiş durumda. Bence bu dizi birbirimizi görme ve anlama biçimlerimize dair bir kardeşlik çağrısı yapmıyor. Bu konuda çok eleştirildi. Ben öyle bir çağrı almadım kendi adıma. Bazıları bunu almış olabilirler, bilmiyorum. Sonuçta bir tür hem popüler kültür ürünlerinin böyle bir farklılık, farklı iz düşümü de olabilir. Ama şunu söylemek istedim. Bence üç temel şey üstünden bizim birleşebileceğimizi bize söylüyor. Yine bu tamamen benim hani diziyi okumam. Bir tanesi şu aslında, mekan. Yani biz kent mekanı. Biz hepimiz bu kent mekanında birbirimize bağlıyız. Birbirimizle karşılaşıyoruz. Virüsü birbirimize geçiriyoruz. Birlikte seyahat ediyoruz. Birbirimizin evine girip çıkıyoruz vesaire. Yani tabii ki pandemiyle ilgili değil bu dizi. Ama kent dediğimiz şey bütün bu farklılıkların bir şekilde bir araya geldiği ve birbiriyle her daim karşılaştığı ve o karşılaşmanın birçok böyle travmatik yaşantıyı, işte sorunu ama aynı zamanda yüzleşmeyi, gelişmeyi vesaire de içerdiği bir durum. İkincisi, müzik üstünden aslında kültür. Yani hepimizin aslında Ferdi Özben hemen her eğitim grubundan insanın dinlediği, zamanında da dinlemiş olduğu, Türkiye'nin 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin çok uzun bir zamanını birbirine bağlayan, çok uzun yıllar popüler olmuş, işte kimi zaman aşağılanmış ama içten içe sevilmiş, ilginç bir figür. Aslında Türkiye'nin birçok grubu içinde benzer bir şey ya da pek çok kutuplaşma biçimi içinde benzer bir şeyi söylemek lazım. Devam eden, yükselen, alçalan ama aslında birbirine bağlayan. Yani o kültürün, müziğin, o müziğin kişiliğinin birbirine bağladığı bir toplumsallık. Ben mesela ilk dizinin sonundaki Ferdi Özbeğen şarkısıyla birdenbire irkildim. Yıllardır dinlememişim ama içime bir şey, bir yakınlık hissettirdi bana. Bir üçüncüsü de aslında bu da belki hani kültürün yine bir parçası ama ondan biraz farklı bir parçası, aile biçimlerimizin, ilişki biçimlerimizin ne kadar ortak olduğu. Nasıl bunlar işte çok sıkıntılı ilişkiler aslında tarif edilen her düzeyde, kurulamayan diyaloglar, işte sürdürülemeyen ilişkiler, anlatılamayan şeyler, işte ailenin boğuculuğu, o evin, o duvarların dışına çıkma arzusu. Bence Türkiye'nin aile olma halini, o anlamda ne kadar ortak olduğunu, farklı kültürlerde, sınıflarda, Kürtlerde de, Türklerde de, dindarlarda da, sekülerlerde de, erkeklerde de, kadınlarda da hepimizi ne kadar boğduğunu çok iyi gösteriyor ve ben o boğuculuk hissini çok beğendim. Yani bütün karakter sorunlarıyla birlikte
bana o boğuculuğu, yani boğuluyorum bunu seyrederken ama seyredeceğim hissi verdi. Bir kısım insanın da mesela o boğuculuğa katlanamadığını düşündüm açıkçası. Yani bu üç şeyin çok önemli olduğunu düşündüm. Yani kentle, popüler kültürle, yani Türkiye'nin popüler, hiç popüler kültürüyle kurduğumuz sevgi, nefret ilişkisi ve ailemizin boğuculuğu aslında, aile ilişkilerimizin. Şimdi Evren Hocam, size bir sorum daha var. Süremiz de yavaş yavaş tükeniyor. Son soruyu Fuat Hoca'ya bırakmak için size bir soru daha sorup öyle Fuat Hoca'ya döneceğim. Ya benim biraz da kişisel olarak ilgimi çektiği için, yani ben bundan çok önce de Ferdi Özbeğen seviyordum. Benim biraz çocukluğuma denk geldiği için. Şimdi siz şöyle bir şey demişsiniz. Twitter'da yayın hazırlanırken bakıyordum. AKP ile orta sınıfların kompozisyonu değişmeye başladığında yok oldu şeyi kastediyorsunuz Ferdi Özbeğen'i. Onu öyle son sözü Fuat Hoca'ya vermeden önce bir açsanız. Yani belki de şöyle bir şey, o da belki o kutupla, yani bizi ortaklaştıran o popüler kültür nesnelerinde de ayrışma, ya da aktörlerinde ya da seyrettiğimiz, dinlediğimiz müziklerde de ayrışmaya başladık. Ferdi Özbeğen aslında birleştirici bir figürdü. Ben de dinliyordum. İşte ne bileyim, o da dinliyordu. Yani benim kendimden farklı gördüğüm, öteki gördüğüm herkes de dinliyordu. Ve bunu dinlemek üstünden bir ortaklık kuruyorduk. Şimdiye baktığımda, yani bugünün Türkiye'sine baktığımda, mesela Ferdi Özbeğen gibi daha ortak, hepimizin bir şekilde, Orhan Gencebay gibi, hepimizin bir şekilde ortak sevdiği figürler yok. Orada da siyasal kutuplaşma var. O bilmem neydi, o ona oy verdi, o onun sarayına gitti, bu buraya geldi, bu konuda bu dedi, onu dinleme. Yani bir hani o ortak popüler kültür referanslarının bir tür siyasal kutuplaşma üstünden aslında yok olmasını söylemek istedim biraz. Ama tabii ki hani Ferdi Özbeğen'in de tabii ki kendince bir 30 yıllık bir nasıl bir sanat yaşamı ya da kariyeri var. Ama mesela onun gibi bir başka şu an benim aklıma gelmiyor. Belki vardır ama bir figür yok. Böyle bir birisi yok. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Ortak bir figür yok dedi Evren Hoca. Oradan devam edelim ve Fuat Hoca'nın vurgu yaptığını az çok bildiğim için böyle bir şey sorup son sözü ona devredeceğim. Şimdi ortaklıklar, konuşamamak diyorsunuz. Mesela bu dizinin en azından konuşturduğunu söylüyorsunuz. Mesela çok yakın bir zamanda 10 Kasım vardı. Malum siz çok daha iyi bilirsiniz. Atatürk son zamanlarda, ben biraz amiyane bir tabirle söyleyeceğim, biraz böyle herkesin sahip, yani amiyane olmadan sahip çıktığı bir kişi oldu. Yani daha önce sahip çıkmayanlar da sahip çıkmaya başladı. Böyle ortak bir figür oldu. Bu şekilde bir ortaklığı sağlayabilmek için ne yapmak gerekir? Nereye yönelmemiz, kimler böyle bir ortaya ya da hangi kavramlar böyle bir ortaklığa sebebiyet verebilir ilerleyen zamanlarda ki bu kutuplaşmayı aşabilelim? Yani esasında bence Evren Hoca çok güzel iki tane, üç tanesiyle de katılıyorum ama bir ve üç çok önemliydi. Yani bu mesela kent yaşamı, kent yaşamının yani o çarpıklığı, bugüne kadar gelen, onu mesela fotoğraflarla da yaşamlarla da veriyor. Üçüncüsü de bu ailenin boğuculuğu. Dikkat ederseniz yani Meryem'in eve döndüğü zaman abisi ve diğer ablasıyla ilişkileri, yahut da Peri'nin annesi babasıyla ilişkileri, bütün bunlara, yahut da Sinan'la Gülbin'in sevgililik halindeki halleri, bunların hiçbirinde de bir konuşamama hali var. Esasında yani dizi herkesi konuşturttu bir anlamda. Türkiye'yi konuşturttu diyorum ama dizinin içinde, bu aile yahut da ilişkiler içinde bir konuşamama halini bence çok güzel veriyordu. Ama bu Türkiye'de zaten hep böyle o boğuculuk içinde. Yani iki ablanın kavgası olsun, sevgililikler olsun, abla işte kız kardeş, erkek kardeş ilişkiler. Bütün bunlarda esasında o konuşamamayı, o iletişimsizliği veriyordu. Ferdi Özbeğen'i ben iki türlü gördüm. Biraz burada yani diziye çok fazla bir yükleme yapmış gibi olabilirim. Bir tanesi Evren Hoca'nın söylediği gibi hakikaten bazı
arabesk şeylerinde, yani bizim de gençliğimiz, ODTÜ yıllarımız, yani ben işte 84-83'te falan mezun oldum. Yani o 80'ler, 90'lar, 2000'e böyle baktığın zaman, yani bir 80'ler, 90'lar Türkiye'sinde o arabeskin bir, yani birleştirici unsuru vardı. Yani o işte aşklar, hüzünler, anlattıkları, ondan sonra bu anlamda esasında Ferdi Özbeğen şeyi de gösteriyordu. Yani bu kimliklerin kutuplaşmanın altına indiğiniz zaman, ötesine gittiğiniz zaman o yaşam mücadelesi, aileler, ailelerdeki trajediler, dramlar, yani o gerçek Türkiye, bunu böyle bu anlamda esas o gerçek Türkiye'nin izlediği, yani onlara dokunan bir şeydi Ferdi Özbeğen. O yüzden Ferdi Özbeğen'i sevin sevmeyin, yani yaptığı bazı şarkılar ya da Orhan Gencebay'ın bazı şarkıları, bunlar çok şeydi. Yani bunlar herkese dokunan şeylerdi. Çünkü kaderle ilgiliydi, aşkla ilgiliydi. Yani o bütün insanların günlük yaşamında ve şeylerinde, yaşamlarındaki çektikleri o dramlar, acılar ve istekler ve sevgiler aşklarla ilgiliydi, zorluklarla ilgiliydi. Bence onu veriyordu. Fakat öbür taraftan yani hocanın kızının başörtüsünü çıkarması ama aynı zamanda diğer arkadaşıyla olan o lezbiyenlik ilişkisi, onu söyleyememesi, Ferdi Özbeğen'in bir gay olması, yani Türkiye'de hep bunlar böyle saklanır. Bunu biraz zorluyor muyum bilmiyorum ama yani şeyde, dizide hocanın kızı ve onun arkadaşıyla ilişkisinde vardı. Hatta son sahnede ikisinin otobüste yan yana olmaları, kızın başörtüsünü çıkarması. Yani bu Türkiye'de bastırılmış cinsellikler, bastırılmış tercihler, onları da bu aile yapısı içinde de olan, o anlamda da Evren Hoca'ya katılıyorum. Yani öyle de bir şey, ben Ferdi Özbeğen tercihinin onu da içerdiğini görüyorum, düşünüyorum. Üçüncü olarak Murat, belki senin söylediğinle bitirelim. Yani bu 10 Kasım'da Atatürk'e sahiplenmek niye sahiplenildi? Çünkü büyük bir saldırı vardı. Yani büyük bir bütün değerlere saldırı, insanlara saldırı, öneme saldırı. O yüzden de yani Türkiye'nin, ben onu demek istiyorum, yani Türkiye'nin son, özellikle Gezi'den sonraki işte bu 7 Haziran seçimleri, Hendek Savaşları, arkasından 15 Temmuz darbe girişimi, arkasından KHK'lar, yani Türkiye çok zor ve içine kapanmış bir dönemden geçiyor. Yani birbirlerine dokunulmuyor, birbirlerine, yani insanlar kendi içlerinde bile konuşamıyorlar, aileleri içinde bile konuşamıyorlar. Fakat böyle bir Türkiye'de yine de onun altında müthiş bir yaşam mücadelesi var. Ben bu yoksulluk ve yaşam mücadelesi halini hissettiriyor insan. Yani bunu Murat sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Yani belki metrobüs oldu ama ben bir kere denedim, metrobüse binemedim. Büyük bir şey var değil mi? İşe gitme döneminde korkunç bir kalabalık var. Bir tarafa ben her gün biniyorum hocam. Değil mi? Yani bunu hissediyorsun. Şu aramda yani, yani korona da değil. Hayır, o korona ile ilgili ama yani koronadan evvele baktığın zaman bu otobüsler hala devam ediyor, minibüsler hala devam ediyor. Belli saatlerde şeye bindiğiniz zaman, metroya bindiğin zaman, yani burada esasında onu bence güzel vermiş ama senin söylediğin gibi yani bu içe kapanma, bölünme, birbirini dinlememe halinde herkese bence Evren Hoca'nın söylediğiyle bitireyim, bir cimdik attı. Fakat o cimdiği atınca biraz gerçekçi değil gibi, mesela dizide kötü bir karakter yok. Yani böyle kızgın karakterler var. Meryem'in abisi gibi ama sonra o iyileşiyor. Yani her karakter esasında ondan çok daha kötü karakterlerin olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kibrin olduğu, insanlara kötülük yapılan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama orada baktığımız zaman biraz o değerlere, yani Ferdi Özbeğen'in o şarkıları, yani oradaki biraz böyle hani olmamışlık hali ama seviyorsunuz Ferdi Özbeğen'i, herkes sever yani. Öyle bir Atatürk'ü herkesin sevmesi gerekiyor ama korkunç saldırılar var. O yüzden yani o değerler, sevme hali, konuşma hali biraz ben böyle insanlara cimdik attığı için önemli bir dizi. Öbür taraftan bir sürü noktada da yani sorunları olan bir dizi ama bizi konuşturdu. Yani bu konuşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Tabii belki son nokta olarak, bu Netflix'le başladı ya Evren Hoca. Şimdi Netflix tabii Türkiye'de belli insanların, belli kesimlerin belli bir para vererek izlediği bir şey. Giderekten herkes izliyor ama yani orada da esasında Netflix'le başlaması
yani esasında Türkiye'deki orta sınıflarla ilgili bir dizi de aynı zamanda. Bir taraftan hani yaşam mücadelesi var, bir taraftan şey var ama yani belki de yani bu Netflix'te olması da önemli. Onun da altını çizmek lazım. Bence Türkiye'deki dizi seyirci, yani bu bazı kanallardaki dizilerin ne kadar Türkiye gerçeğinden kopuk olduğunu da bence gösterdiği için ilk defa Türkiye'nin gerçeğiyle ilgili bir dizi izlemiş olduk diye düşünüyorum ben. Yani birazdan Güne Bakış ana haber bültenimiz başlıyor. O yüzden tek cümlelik bir cevap rica ediyorum ikinizden de. Bunu da sormadan bitireyim. İkinci sezon çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili şeyler var. Şayialar var daha doğrusu. İzler misiniz? Çekilmeli mi, çekilmemeli mi? Hemen Evren Hoca'ya sorayım. Tek cümlelik bir cevap. Tabii ki izlerim. Çekilsin. Yani çekilsin ama... Yani çocuğunu bırakmak lazım da diyebilirsiniz. Ben öyle diyebilirim. Yani bu dizi bitti bence. Yani bunun da devamı olmasın. Fakat bu dizinin içinde bir sürü gelişmemişlik hali var. Yani bir dizi biraz böyle hani ilk dizi, bundan sonra bazı konularda gelişebilir. Yani dizinin sonu da çok hızlı bitti. Dizide bazı karakterler gelişmedi. Bence böyle bitsin çünkü görevini yaptı. Zaten ilginç bir şey, yani dizi bittikten sonra reklam olmaya başladı. Dizi bittikten sonra konuşuldu. Oralardan ama bir pencere açtı, onu söyleyeyim. Yani nasıl bir Türkiye'de nasıl dizi yapılırla ilgili bir pencere açtı. O yüzden ben Berkun Oya'yı hakikaten tebrik ederim. Yani ben biz de şimdi tekrardan benim eşim izliyor, kızım izliyor, arkadaşlar izliyor. Onlarla konuşuyoruz. Bakın burada da konuşuyoruz. Ben şahsen hani bir eleştirmen değilim. Ama bu dizi bende bu Evren Hoca'nın söylediği cimri katma halini dokundu. Ama bence burada bitsin. Hani oradan bazı karakterlerle başka dizilere gidebilir diye düşünüyorum. Peki, biz temennilerimizi söyledik. Gerisini yapımcı ve Netflix şirketi bilecektir herhalde. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Fuat Keman ve Profesör Doktor Evren Balta, tekrar teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.